Herkese merhabalar. Bugün size Alman bir oyuncuyu tanıtmak istiyorum. Kendisi uluslararası uslu olmuş ve aynı zamanda pek çok kitabın yazarı ve bazı açılış sistemlerinde isim babası. 1900 doğumlu Kurt Richter 1969 yılında ölmüş ama satrancı katkıları küçümsenecek gibi değil. Hemen katkısı da bulunduğu daha doğrusu kendi ismini verdiği açılıştaki bir oyuna bakalım. Sene 1934... D4 at F6 sonrasında beyazlarla at C3 gibi bir hamle yapıyor. Bu hamlenin fikri E4 sürmek, merkeze ikinci bir piyon getirmek. Ve buna siyahlar neredeyse hep D5 yapmalı. Çünkü şu çok iyi bilinir. D4, D5'te açılışlarda atı C3'ten veya C6'dan çıkmak iyi değildir. Çünkü C piyonlarının önlerini kapatmak iyi. Bu C piyonları gerek saldırı gerek savunmada kullanılır. Dolayısıyla garipsenecek bir hamle ama bu hamleyle şimdi ve Filge 5 ile e, oluşan sisteme Richter Verasov atak deniliyor. Peki atak nasıl bir atak? Öncelikle eğer siyahlar E6 sürerse beyazlar E4 yapıp rakibin belki de oynamadığı büyük olasılıkla oynamadığı Fransız savunmasına sokuyor. At BD7 oynarsa beyazların değişik fikirleri var. Vezir D2 uzun ok gibi fikirler de var. F3 E4 gibi fikirler de var. Normalde D4 d 5te açılışta beyazların E4 sürmesi zordur. Çünkü D4'te olduğu gibi arkada E4 sürüşünü destekleyen bir piyon yoktur. Ama bu sistemde bunu yapabiliyor beyazlar. Şimdi siyahlar F5 yapınca E4'ü tamamen kontrol altına almak isteyince oyunumuz nasıl gelişiyor? Şimdi bakalım beyazlarla burada E3 oynuyor. E6, fil D3. Eğer fil D3 alırsa CD3 yapabilir. Böylece fil D3 CD3'ten sonra E4 ve C4 karesini korurken yer açık C hattına sahip olacak beyazlar. Dolayısıyla siyahlar burada fil G6 çekmiş, at F3, fil E7 ve at E5'e konforlu bir şekilde yerleşmiş. Ve atla fili de değişebilir korkusuyla Siyahlar fil D3 yapıyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi C, D3, rok, rok ee, ve şimdi beyazların rahat bir oyunu var. Neden? E5 karesinde atı var, rakibin atı yok. D3'teki piyon evet, duble piyonların kötü tarafları vardır, zayıf olabilirler. Ama burada kütle halinde olunca o kadar endişe etmiyoruz. Ve daha önce de bahsettiğimiz gibi bu D3 piyonu kritik, önemli merkezi kareyi de kontrol etmiş oluyor. Siyahlar bu E5 atını sökmenin önemli olduğunu düşünüyor. Çünkü beyazların burada F4 E5'i tutup, vezir F3'e gelip, vezir G3'e gelip, kaleyi üst katlara çıkıp saldırı düzenleme fikirleri vardı. At F7 ile değişelim diyor. Kurt Richter'in hep saldırgan bir stili olmuştur. Zaten bu açılış sisteminden de belli. Kurt, richter Veresov atak isminden de belli. Fil F4 ile... Değişmemeyi tercih ediyor fillere, At alır E5'e de D alır E5 yapıyor. Şimdi E5'e giren bu piyon tabii e, siyahların şahkanına biraz baskı yaratmış durumda. Siyahlar C5 ile merkezden gelmek isteyince şimdi E4 ilginç bir hamle. Diyor ki sen bunu alırsan D alır E4 yaparsan ben de at alır E4 yapacağım. Tabii bu D3 piyonunun geri bir piyon dolayısıyla zayıf olduğunu fark etmişsinizdir ama... Kurt Richter oyun tarzı itibarıyla bu zayıflığı veriyor ama atını merkezi bir yere gelmekten fazlasıyla memnun kalacaktı. Analiz bu tabi. Siyahlar D4 sürmüş. At da E2'ye gitmiş. At C6. Şu duruma baktığımızda beyazların hiçbir saldırı şansı yok gibi. Yani burada duble piyonları var. Şimdi fil burada. At garip bir yerde. Yani atak bir oyuncunun buradan bir atak çıkartması da çok zor gözükmekte. Ama Kurt Richter yavaş da olsa emin adımlarla taşlarını organize etmeye çalışıyor. Fil G3 çekiyor. Kale 8 yapınca şimdi F piyonu devreye sokmuş F4. Fil F8. Siyahlar çok sağlam bir şekilde bekliyor. Tabi en güvendiği şeylerden biri de zayıflamamış şah kanadı. Zayıflamamış şah kanına saldırı düzenlemek gerçekten zordur. Vezir E1. Yine tam anlaşılır bir durum değil. Bu vezir E1 nereye gidecek? Yani şimdi fil burada at buraya gidemiyor. Fil orada vezir oraya gidemiyor. Garip bir durum. B5 yapınca şimdi fil H4 yapmış. Vezir bu, bu hamleyi desteklemişti. Fil E7. Hay hay diyor siyahlar değişelim. Beyazlar normalde değişmiyordu ama o fil iyice kötü oldu. Razı oluyor fil alır E7'ye. Vezir E7 At G3 geliyor. Elbette fikir bir sonraki hamle Ataş 5 gitmek sonra Vezir G3 gelip G'den mat istemek. Ama siyahlar buna G6 yapıp atın bacaklarını kırıyor. Ama şunu da hatırlatalım artık şah kanadı piyon sürüşüyle beraber zayıflamış bir şah kanadıdır. Burada şimdi Kurt Richter eminim ki uzunca bir süre düşündü. Nasıl saldırı düzenleyebilirim diye hayal etti ve burada burada harika bir hamle buluyor. Saldırıyı devam ettiren tek hamleyi buluyor. Aynı zamanda Nimzo için bir hamlesini de anımsatıyor bu hamle. Dikkatli takipçiler hatırlayacaktır. Gösteriyorum hamleyi. Hamle ataş bir çift ünlem veriyorum ben buna. Evet belki bilgisayar analizlerinde muazzam bir hamle olarak değerlendirilmiyor. Ama bu şartlar altındaki en iyi hamle. Saldırmak istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi hamle. C4'e fikir şu at F2. At B4'e at G4 bu kareye F6 ve a 6 karelerine ulaşmak uzun bir manevrayla kimin aklına öyle, öylece kolayca atı tahtın en köşesine, köşesine, çekmek gelirdi ki? Şimdi bu arada tabii sorun şu muazzam riskli bir strateji çünkü merkez göçtü yani Nimzoviç bunu asla kabul etmezdi sağlam bir merkez olmadan kanattan saldırı olacak iş değil derdi. Satran sisteminin, benim sistemim kitabında anlattığı gibi. Ama Kurt Richter riske giriyor ve at G4 oynuyor. Ataları D3, merkez göçtü adeta. Ben diyor ki Şahkan'dan geliyorum. Vezir G3. Evet, atını vezirine saldırıya soktu ama işin kötüsü. Yani şu anda saldırı başlatmak için ilk şartı yerine getirdi. Minimum yeterlik sağlandı. Yani öyle bir bitirici falan bir saldırı da gözükmüyor gibi ki. Siyahlarda kaleye C8 ben basacağım, buradan gideceğim diyor. Zaten orada savunma yapmayı düşünmeye gerek yok. At zaten ileri gitti. yani Şansı vezir çıkmak. Rakibi rahatsız etmek. F5. F atını açmak istiyor. Efe, Efe. Şah 8. F6. Şimdi burada tabii gidip de GF5 alırsa. Yani burada Şah 8 yerine intihar olurdu. GF5'e. Burada veziri vermek zorunda. Sonra mat olur. h mat istediği için. Bu alınamaz. Ama oyundaki hamle elbette şah 8 F6 piyonun oraya girmesi iyi ama vezir F8. Şimdi nereden mat edecek? Yani G7'den mat edemiyor. Vezir koruyor. H7'den mat nasıl edecek? Yani vezirle hadi yüklen diyelim. Bu kareye, bu kareye bir, bir kuvvetin daha yüklenmesi lazım. E at F6'dan falan giremiyor. Yani hiç olur yok gibi gözüküyor. Bakalım kale F3. Evet kaleyi devreye sokacağız. Mantıklı. At C5 geri dönmüş. Vezir H4 at E6. Ayda at da savunmaya girdi. Ve kale H3 isteyince mat isteyince H5 var. Burası da kaya gibi sağlam. Piyon piyonu tutuyor. Ya vezir fedası da bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor elbette. Kale F1 Kurt Richter son taşını da son kalesini de oyuna giriyor. D3. Şimdi bu hamle çift soru bilgisayar analizlerine göre. Ama doğru hamleyi bulmak da zor. Doğru hamle ise C3. O mu bu mu şu mu? Ya yani nereden bileceksin? Ya o yüzden şimdi bazı oyunlar çok bilinmiyor. Çünkü bir yerde hata var. Rakibin savunması var. Ama yani güzelliği sıklıkla e, güzelliğin oluşmasını sağlayan da rakibin hatası değil midir? O yüzden buna çok takmadan D3 hamlesine bakıyoruz ve güzelliğe odaklanıyoruz. Burada sizce beyazlar hangi hamleyi yaptı? Evet biraz düşündüyseniz göstereyim. Kale F5 geliyor tabii ki. Artık bütün kuvvetlerle yükleniyor. Gf5 alırsa tabii vezir h 5 buradan mat var ona şüphe yok kale alınamaz ama şimdi kale f5 gelince bir şah çekiyor siyahlar bunu kurmuş şah f1 gidince ya o da bu savunmayı patlatıyor at f4 buna güveniyor sen diyor ki tuttum burayı diyor alacaksın bunu diyor mecburen ben de d2 süreceğim vezire çıkacağım bittin sen artık diyor yani burada garip bir şekilde taşları yığdan ama üzgünüm game over oyun bitti diyor ama Kurt Richter diyor ki benim de söyleyeceklerim var benim de sözüm var diyor Vezir H5 çiftinden Geol H5 burası %100 doğru burada hata yok Kale H5 Şah G8'e gitmek zorunda hala fark eden bir şey yok Vezir çıkmak üzere ama süvari imdada yetişiyor at E3. Terk. Vezire çıkışı tuttu ve şimdi tehdit. Vezir alır E3 yaparsa at da boşta. Kale G4, Şah F8, Kale H8. Hadi buyurun inanmıyorsanız siyahlara savunma bulun. Koca tahta bir sürü taş, iki kale vezir, piyona çıkmaya hazır, vezire çıkmaya hazır bir piyon ama mata çare yok. Evet umarım anlatım beğenmişsinizdir. Böyle bir oyuncuyu da tanımış olduk ve Richter Verasov sistemde gördük kimdir belki siz de denersiniz. Kurt Richter ile ilgili birkaç oyun daha paylaşacağım muhakkak. Umarım beğeninizi esirgemez ve abone olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere saygılar sevgiler efendim.